Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Doğuş Otomotiv'in hissesin analizini yapacağız. Öncelikle güncel bilanço üzerinden temel analiz yapacağız. Ardından grafikte üzerinde teknik analizini yapacağız. Analize geçmeden önce de arkadaşlar bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız sizler de kanalımıza abone olup ve bu videoyu beğenebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Haydi gelin başlayalım. Evet. Doğuş Oto hisse analizine başlamadan önce de Bitlo kripto para platformu sunar. Arkadaşlar, malum kripto para 100 bin dolar sınırına dayandı Bitcoin ve kripto para piyasasında çok büyük bir hareketlilik var. Sizlere kripto para yatırımlarınızı yönlendirmek ve kripto para, para yatırımı yapmak istiyorsanız, Bitlo kripto para platformuna üye olabilirsiniz. Açıklamalar kısmında Bitlo'nun üyelik linkini bıraktım. Yerli bir firma arkadaşlar. Orada benim oluşturmuş olduğum kripto para portföyünü bile görüp Tek tuşla onu bile e, o tarafa bile yatırım yapabiliyorsunuz. Açıklama kısmında dediğim gibi linkini sizler için bıraktım. Tekrardan e, kripto para yatırımı noktasında Bitlo'da hayırlı olsun diyorum. Haydi gelin başlayalım. Bitlo kripto para platformu sundu. Evet otomotiv sektörü BIST 30'da olan e, Doğuş Oto'ya baktığımızda halka çıkık oranı %34 olarak yoluna devam ediyor. Beta oranı 0.85'miş 0.79'a doğru hafif bir gerilemiş. Buradaki gerileme ilerleme pozitif negatiflik anlamında değil. Borsa İstanbul'a göre biraz daha yavaşlamış. Likidite oran tarafına baktığımızda cari oran 1.8'den 1.6'ya doğru gerilemiş bu noktada. Biraz daha cari tarafta yine iyi bir seviyede. Yani %15'lik bir gerilemesi var. Ama referans aralığının çok çok üstünde onu söyleyelim. Likit orana baktığımızda 1.09 iyiyken şu an 0.7 seviyesine gerilemiş. Biraz daha referans oranının altında muhtemelen araba tutuyor arkadaşlar. Yani stok tuttuğu için stok kaynaklı. Nakit oran 56 seviyesinden 7.5'lara düşmüş. 7.5 seviyesi referans aralığının üstünde. Okey cepte fakat 56'dan buralara geri gelmesi pek de okey diyeceğimiz bir nokta değil likidite oranları eh işte diyelim. Karlılık oranlarına baktığımız vakit aktif karlılık %103'ten şu an %16 seviyesine geriliyorken bürüt esas faaliyet kar marjı 22'den 17'ye gerilemiş. Esas faaliyet kar marjı 17'den 4.5'a gerilemiş. Pardon 17'den 8'e gerilemiş. Bu noktada yani malum otomotiv piyasasında araç satışları çok daha böyle yavaşladı. Devamlı kampanyalar. E bu noktada geçtiğimiz seneye göre kar marjın esas faaliyet kar marjındaki gerileme görmek e, beklenen bir şeydi. Favök marjına baktığımız vakit 18'den yaklaşık 9.8'e doğru geriliyorken net kar marjı 15.5'ten 6 seviyesine doğru gerilemiş. Öz sermaye karlı %189 büyüyen bir doğuş oto varken şu an %27'lik bir büyümede olduğunu söyleyebiliriz. Maliyet oranları tarafına baktığımızda 3.8'den 3.1'e doğru gerileyen bir maliyet tarafı var. Bu taraf hiç değilse biraz daha pozitif etkilerde bulunmuş. Fakat kar marjlarındaki geri çekilme devam etmekte bunu gördük. Birazdan sektörüne göre ucuzluk pahalılık tarafında Doğuş Oto'ya rasyolarını inceleyeceğiz. Hisse başı kar 147 TL'den 47 liraya düşmüş. Normalde temettü yatırım için şu anda bu sene rekor temettü veren bir şirket var karşımızda Doğuş Oto. E, hisse başı kar tarafında bir düşüş yaşanıyor. Yani 2025'te böyle bir rekor e, temettü verebileceğini öngörmek bence zor. Devam edelim. Şirketin ROIC oranı 180 seviyesinden 28'e doğru geri çekilmiş. Direkt 28'i görsek okey yani iyi şekle yorumlanabilecekken 180'den 28'e geri çekilmesi tabii ki bir e, öz sermayesini biraz daha verimsiz kullandığını bize gösteriyor. Temettü verimliliği şu an %22 seviyesinde. Düşünün yani o derece rekor bir temettü verdiğini söyleyebiliriz. Aktif devir hızı 6.5'lardan 2.5'lara doğru gerilemiş. İki taraftaki konjektürel farklılıklar biraz burayı etkiliyor. Yani geçtiğimiz yılda çok hızlı bir araba satışı varken aktiflerin o kadar hızlı yeniliyorken bu sene bunun tam tersi ve 2.5'lara doğru gerilemiş. 2.5 oranı yine okey ama geçtiğimiz yıla gerilediğini geçtiğimiz yıla göre gerilediğini söylersek yanlış olmasın. Stok devirizi aslında her şeyi anlatıyor. Geçtiğimiz sene 16 defa stoklarını yenilemiş. Bu sene 8 defa. Yarı yarıya düşmüş arkadaşlar. Yani talebi de yarı yarıya düşmüş gibi öngörebiliriz. Kaba taslak anlamda. Bunu söyleyelim. Şimdi biraz da geleceğine bakalım. Bu arkadaşın doğuş otonu. Maddi olmayan duran varlık kalemi 275 milyondan 800 milyona çıkmış ciddi manada 3 katlık bir artış var burada. Gelecekte hala biz bu doğuş otoyu konuşuruz pozitif bir piyasada. Çok çok konuşuruz. Yaban e, stoklara baktığımızda cebin hani stok tutuyor diyorduk ya likit oranlarda. 12 milyarlık stok varken şu an 20 buçuk milyarlık stok var. Biraz da stokta mal tutuyor. E, doğuş otu gördüğümüz kadarıyla. Yabancı para net pozisyonu eksi 3,5 milyarda olduğunu söyleyebiliriz. 4 milyardan eksi 3,5'a düşmüş. Şimdi malum hem satış hacminde ciroda net satışlarda bir düşüş var. Hem esas faaliyet kar marjında düşüş var. E buna göre de esas faaliyet karında ciddi bir geri çekilme görmek şaşırtıcı olmayacaktı ki şaşırmıyoruz bu noktayı. Amortismanların satışların maliyetine oranına gelirsek 1.04'den 1.5'a doğru çıkmış. Biz bunun çıkmasını değil tam aksine düşmesini isteriz. Umarız buralar tepeler olur. Yabancı para net pozisyonundan bahsetmiştik. Eksi kaldığını. Yatırımlarına baktığımızda işte burası çok heyecan verici yatırımlar tarafı. Neden? Yatırımlarında %4567 yani 45 kat diyelim. Yatırımlarında 45 katlık bir artış var. Anormal bir artış var. Gelecekte hem maddi olmayan duran varlıktaki artış hem bu yatırımdaki artış gelecekte doğuş oturu çok ilgili albenili hale getire, getirebilir. Borç durumuna bakarsak Doğuş Oto'nun %44'lerden %37'ye doğru geri çekilen bir borçluluğu var. Bu süreçte borçluluğunu iyi yönetmiş. Bulunduğu sektör otomotiv sektörü fiyat kazanç oranı 8, Doğuş Oto 4.5. Ucuz kalıyor. Piyasa değeri defter değeri tarafında sektör 3.2, Doğuş Oto 0.9. FDFA/BÖK tarafında sektör 10, Doğuş Oto 3. Var olan üç rasyonun 3'ünde de ucuzluğu bulunuyor. Piotrowski F score tarafına bakarsak aslında 7 puandan 3 puana doğru ciddi manada gerilemiş. Yani 7 puan iyi bir puan. Yani 9 zaten maksimum olabiliyor. 7'den 3 yani orta kötü seviyeye doğru değer yatırma açısından gerilemiş. E, bilginiz olsun. Şimdi web Mali Analiz Pro tarafı bu şekildeydi. En son bilanço ile ilgili manşet cümleyi kullanacağız. Şimdi gelin bir de Fintables üstünden bakalım. Baktığımızda satışlarda bir geri çekilme zaten gördük. Kar marjı kaynaklı da esas faaliyet karında ciddi geri çekilmeler görüyoruz. %57'lik bir geri çekilme görüyoruz esas faaliyet karında. Şimdi toplam kaynak dağılımının %28'i kısa vadeli borçları. Öz kaynağı %62 burası güzel. Yani önümüzdeki 12 aylık süreçte biraz %28 kadar Doğuş Oto'da şeyi göreceğiz. Ne derler? Borç ödeme kaynaklı biraz stabilite görebiliriz bu noktada. Hızlı hareketlerden ziyade. Karnesine şöyle bir bakalım. Büyüme karlılık 6'da 0, büyüme 6'da 0, borçluluk 6'da 5. Zaten en iyi borçluluğu yönetmiş gibi konuşuyorduk. 5 üzerinden 2'lik bir karne var karşımızda. Ekranda gördüğümüz üzere de katılım endeksinde olduğunu hatırlatmakta fayda var. Gerçek zamanlı takas analizine baktığımızda en fazla yapı kredi yatırımda sonra Citibank'ta yani Bank of America'da iş yatırım, garanti yatırım, ak yatırım diye böyle geliyor. Hangi yatırım fonlarında varmış? Toplam 41 adet yatırım fonunda bulunuyor. 41 adet fon yöneticisi Doğuş Oto'yu tercih etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay 37'ymiş. 41'e çıkmış. Yani bir artarak gelen bir orada bir talep de var. Fonlara bakarsak Ziraat, Nea Portföy, Ata Portföy, Ak Portföy, Garanti şeklinde geliyor arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle şirket beklentilerine bakalım. Yatırım harcamalarına çok ciddi bir artış vardı. 1 milyondan 4 milyar TL'lere çıkmış. Ki zaten bundan bahsetmiştik. Ee, doğuş Otomotiv satış adetleri Skoda hariç diye girmişler. 138 binmiş geçen sene. Bu sene 110 bin bekliyorlar. Otomotiv piyasasında 1.3 milyonmuş neredeyse. Bu sene de 1 milyon bekliyor. Otomotiv piyasasında bir daralma ve biz kendilerinde bir daralma görüyorlar. Sonuç nasıl bir e, bilanço var karşımızda? Birincisi ya var olan iç, yurt içindeki bir taleple çok ciddi düşüş var. Yani yüksek paranın yüksek e, maliyetle borçlanılması, e, bundan önceki 2 yıllık, 3 yıllık süreçte herkesin bir anda araba araba diye bir talep göstermesi, bir doygunluğa ulaştırdı ve almak isteyen de şu anda ihtiyaçtan dolayı alıyor. Ekstra bir yatırımdır şudur budur gibi bir bakış açısı zaten arabaya olamazdı. Belli bir ara oldu ama onun albenisi gitti. Nötr ee, yani şu anki bilanço biraz daha zayıf bir bilanço var karşımızda. Zayıflığın ana sebebi şirketin kendisiyle alakalı değil de konjöktüre sebeplerle alakalı baktığımızda. E, daha böyle iyi bir sezonda gelecek adına yatırımları ve maddi olmayan duran varlık tarafındaki artışları gelecek adına albeni oluşturuyor. Şu an Kötü gibi görünse de gelecekte çok daha güzel pozitif günler neden olmasın. Haydi gelin bir de işin tekniğine bakalım. Evet zamanında doğuş otoya çok böyle baktığımız zamanlar hatırlıyorum ben teknik tarafta. Ee, baktığımızda şuranın altına sarktığı dönemlerde mi ne bakmıştık. Neyse şimdi doğuş otoya baktığımda öncelikle... <laughs> çok pardon. 30 Temmuz itibariyle bir negatif trende geçmiş. Ben negatifteyim demiş. 30 Temmuz itibariyle ve bu negatiflik devam ediyor hala. Ee, önemli olan seviye 220. Yani 218 220 bandı diyelim. Bu seviyenin üstüne atarsa yukarı yönlü hareketler bekleyebilecekken altında kaldığı sürece aşağı yönlü hareketler beklemek daha mantıklı olacaktır. 1. Şimdi aşağısında olduğuna göre Biraz da aşağı yönlü desteklere bakalım. Genellikle 204 seviyesine baya bir tepki almış kağıt. 204 TL seviyesine. 204, 198 ve 189 şeklinde 3 tane önemli destek. Ee, direnç anlamında bakarsak pivot denge noktası 212 seviyesi. Onu söyleyelim. 212'nin üstünde de bu dediğimiz 219-220 bandından bahsedersek yanlış olmaz. Herhangi bir algoritmik durum var mı? Şu an için herhangi bir negatif devam, negatiflik devam ediyor. Herhangi bir şey, bir formasyonik bir durum var mı diye bakmak istedik. Şöyle bir bakalım. Şurada bir ikiz dip yaptım diyor. Bu ikiz dibin hedeflemesi şuralar olabilir şeklinde bir hem kama hem o baktığımızda 230'lu rakamlara doğru bir hedefleme getirebilir diyor. Her formasyon olacak diye bir durum yok. Onu da ekleyelim sözlerimize. Şu anki ana görünüm şu. Negatif trend trenddeyim. Negatif trendde bu 204'lü seviyelerde biraz dip yapıyorum. 204 rakamından 3-4 defa tepki aldım diyor. Buradan 3-4 defa tepki alması birkaç tane formasyon oluşturmuş ve formasyon hedefleri 230'lu rakamları göstermeye çalışıyor. Fakat her formasyon %100 gerçekleşecek diye bir durum teknik tarafta hiçbir zaman yok. İlgili önemli kritik destek ve direnç seviyelerini sizlere iletmeye söylemeye çalıştım. Durum bu değerli arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.